Halakahumullah min nur. Allah Teala onları nurdan yaratmıştır. Yut'un Allah ve la'sunu. Onlar Allah Teala'ya itaat ederler, isyan etmezler. Lahum arwah. Onların ruhları vardır. Ve ajsad. Cisimleri vardır. Ve uqul. Akılları vardır. Ve kulub. Kalpleri vardır. La bud en nu'min bi kullil melaike. Bütün meleklere tümüyle iman etmemiz gerekir. Ve bima a'lemena Allah subhanahu wa ta'ala min esma'ihim. Onların bize bildirilen isimleri ne de iman etmemiz gerekir. Cibril ve Mikail ve İsrafil. Cibril, Mikail, İsrafil gibi. Ve sıfatihim. Ve onların sıfatlarına da iman etmemiz gerekir. Mesel, la'sun Allah ma emrahum. Mesela Allah-u Teala'nın emirlerine isyan etmezler. Ve nu'min kezalik bi a'mal el melaike. Meleklerin görevleri vardır. Onlara da iman etmemiz gerekir. Mesel anne Cibril aleyhisselam muvekkel bil vahiy. Mesela Cibril aleyhisselam vahiy ile sorumlu tutulmuştur. Ve kullu'l ahbar allati ca'at anhum la budda an nusaddiqa. Onlardan bize ulaşan her türlü haberi kabul etmemiz, tasdik etmemiz gerekir. El iman bil kutub. Kitaplara iman. Keyf nu'min bil kutub. Nasıl inanırız kitaplara, iman ederiz? La budda an nu'min enha kelamullah tekellem biha hakika. Hakikaten, gerçekten Allah Teala'nın bu kitaplarla konuştuğuna, Allah'ın kelamı olduğuna iman etmemiz gerekir. وَاَنَّهَا مُنَزَّلَ لَا مَخْلُوقَ. Onların Allah katından inzal olduğuna ve mahluk olmadığına iman etmemiz gerekir. وَنُؤْمِنَ اَنَّ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَنْزَلَ مَعْ كُلِّ رَسُولٍ كِتَابٍ. Allah Teala her Resul'le bir kitap indirmiştir. نُؤْمِنْ بِكُلِّ الْكُتُبْ اِجْمَالًا. Bütün kitaplara iman etmemiz gerekir. وَبِمَا عَلَمَنَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ أَسْمَائِهَا. Bize bildir kitaplardan isimlerini bildirdiklerini isimleriyle iman etmemiz gerekmek. Al-Kur'an, Kur'an, ve't-Tevrat, ve'l-İncil, İncil, ve'z-Zebur, Zebur, ve'suhuf İbrahim ve Musa aleyhissalatu vesselam. Musa ve İbrahim aleyhisselam'a verilen sahifeler. Min esma'iha nu'min bima a'lamana Allah subhanahu ve taala min esma'iha. İsimlerine iman edeceğiz bu kitapların. Ve ahbariha, getirdikleri haberlere. Ma ca fiha min ahbar, içinde olan haberler. Ve ahkamiha ma lam tunsakh. Nesih olmayan, iptal olmamış hüküm ve ahkamına. Ve enel Kur'an nasih li tilka el kutub. Ve iman edeceğiz ki Kur'an bütün kitapları nesih edip iptal etmiştir. El iman bir rusul. Rasullere iman. Nu'min bi annahum abid la yu'badun ve rusul la yukezzabun aleyhimus salatu vesselam. Onlar kuldur, ibadet olunmazlar. Necma' lahum beyne annahum leysa lahum şey min hasasir rububiyye beşer mislahum lakin emtenna Allah subhanahu wa taala aleyhim bi annahum rusul la yukezzabun aleyhimus salatu vesselam. Şu iki hususa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu iki hususu iman etme konusundaki rasullere bir arada bulundurmamız gerekiyor. Onlar Allah'ın bir kuludur. Rububiyetle alakalı hiçbir şeye sahip değildirler. İkinci olarak onlar rasuldür, yalanlanmazlar. Yani onlar Allah-u Teala'nın kendilerine vahiyle lütfettiği insanlardır. وَبِأَنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَهُمْ. Allah Teala onları göndermiştir. وَاَوْحَى اِلَيْهِمْ. Onlara vahyetmiştir. وَاَيَّدَهُمْ بِالْآيَاتِ. Ayetlerle desteklemiştir. وَنَشْهَدْ اَنَّهُمْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَدُّ الْاَمَانَةِ. Ve şahitlik edeceğiz ki, ederiz ki onlar sorumlu oldukları emanetleri yerine getirmişlerdir. وَنَصَحُ الْاُمَّةِ. Ümmete nasihatte bulunmuşlardır. وَبَلَّغُوا. كُلْ مَا أَمَرَهُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالتَّبْلِيغِ. Tebliğ etmekle emrolundukları her şeyi tebliğ etmişlerdir. وَجَاهَدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِ. أَكْمَلْ جِهَادِ هُوَ جِهَادَ الْاَنْبِيَا وَرُسُلْ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Allah-u Teala ile Allah-u Teala'nın hakkında gereken cihadı, mücadeleyi vermişlerdir. نُؤْمِنْ بِهِمْ اِجْمَالًا بِالْاَنْبِيَا وَرُسُلْ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Bütün Resullere ve Nebilere iman ederiz. وَبِمَا عَلَمَنَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ أَسْمَائِهِمْ. İsimlerini bildirdiklerine de iman, isimleriyle iman ederiz. وَأَخْبَارِهِمْ. Haberlerini bildirdiklerine, haberleriyle. وَالْآيَاتِ الَّتِي أَيَّدَهُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهَا. Allah Teala'nın onları desteklediği ayet ve mucizelere de iman ederiz. وَأَنَّ أَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ آدَمْ. Nebilerin ilki Adem'dir. وَأَوَّلَ الرُّسُلِ نُوحٌ. Resullerin ilki Nuh'tur. وخاتم الانبياء ورسل محمد عليه الصلاه والسلام. نبي رسولين sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. وان كل من ادعى النبوه او الرساله بعد موته عليه الصلاه والسلام فهو كاذب وكافر. رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nübüvvet iddia eden, resullük iddia eden kimse kafirdir, yalancıdır. وكل من يصدق هذا فهو كافر مثله. Ve o kimseye inanan, tasdik eden de kafirdir. O aynı onun gibi. الايمان باليوم الاخر. Ahiret gününe iman etmek. الايمان باليوم الاخر يتضمن الايمان بكل ما يكون بعد الموت. Ahiret gününe iman etmek ancak şöyle gerçekleşir. Ölümden sonra olacak, bize haber verilen, olacağı haber verilen her şeye iman etmekle olur. خروج الروح من الجسد. Ruhun cesetten çıkmasıyla.
وحمل الملائكة لهذه الروح. Meleklerin bu ruhu taşıması. صعودًا بها للسماء. Bu meleklerin o ruhu gökyüzüne doğru çıkarmalarına. ثم عودتهم بها للجسد. Sonra bu ruhu tekrardan vücuduna geri getirmelerine. سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة في القبر. Kabirde o iki meleğin bu kimseye üç soruyu sorması. عذاب القبر. Kabir azabına. نعيم القبر. Kabirin nimetlerine. ثم بعد هذا إعادة الأجساد كما كانت. Tekrardan Allah'ın yarattığı cesetleri ilk yarattığı gibi tekrardan yaratmasına. يوم القيامة. Kıyamet gününde. حوض النبي صلى الله عليه وسلم. Peygamberimizin havuzu vardır. الحساب. Hesap vardır. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. Müminler Rablerini cennette Allah'ın dilediği şekilde göreceklerdir. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. Ölümden sonra olacak her şey ahiret gününe imanla ilgilidir. السادس. Altıncısı imanın. من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. Kaza ve kadere iman etmek. نؤمن بمراتب القضاء والقدر الأربعة. قضاء وقدرين 4 tane mertebesi kısmı vardır. Bunlara o şekilde iman ederiz. إذا مراتب القضاء والقدر أربعة. قضاء وقدرين mertebesi kısımları 4'tür. العلم. İlim. Allah'ın bilmesi. أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء. Allah Teala her şeyi bilir. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Ne gökte ne yerde ona gizli olan bir şey yoktur. الكتابة أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة. Allah Teala'nın yazgısı, yazdırması. Allah Teala her şeyi ne olacak olan her şeyi göklerde ve her şeyi yazmasını emretmiştir kaleme ve yazmıştır. Yani kul şey maktub. Her şey yazılmış durumdadır. الثالث. Üçüncüsü. المشيئة أي أن للعبد مشيئة وإرادة لكن تحت مشيئة الله النافذة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Dilemek, meşiyet. Allah Teala'nın dilemesi vardır. Elbette kula da bir dilemesi vermiştir. Ama kulun dilemesi, meşiyeti, iradesi Allah Teala'nın meşiyetinin altındadır. Yani هذا الأخ الآن يريد أن يشرب الماء. له إرادة؟ نعم له إرادة. Mesela burada ben su içmek istiyorum. Bu su içmeyi isterken benim bir iradem, isteğim var. لكن هذه الإرادة تحت مشيئة الله النافذة. أراد الله أن يشرب يشرب. أراد الله أن لا يشرب لا يستطيع. الله تعالى dilemezse içemez. Dilerse ancak içebilir. الرابع الخلق وهو أن العبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة مثله. Kaderin dördüncü kısmı ise ilimden sonra yazılmasından sonra Allah'ın dilemesinden sonra yaratılma meselesi. Allah Teala yaratır. Kulu yaratmıştır ve kula bağlı olan kulun amellerini de yaratmıştır. İlm, ilim ve kitabe, kitabe yazmak ve meşiye, dilemek ve halk ve yaratmak. İzen el iman bil qada'l kader yetezammen el iman bi hadi'l meratib el arba. Kaza ve kadere iman ancak bu 4 meseleyi bilmekle gerçekleşir. Thumma ba'de hada'l ihsan. Sonra dinin 3. mertebesine İslam'dan sonra, imandan sonra ihsan mertebesine geliyoruz. Ve zekarna el ihsan ruknun vahid. İhsan tek bir rükündür. ولكن تحت هذا الركن إما مرتبة عليا أو مرتبة دنيا سفلى. Ancak bu tek rüknü olan ihsanın bir üst kısmı vardır, bir alt kısmı vardır. فأعلى المراتب. En yüksek olan kısmı عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله تسمى عبادة المشاهدة. تعبد الله كأنك تراه. Allah'ın indinde olanı arzulamak, rağbet etmek, istemek ibadeti. Buna müşahede diyoruz. Onu arzulayarak ibadet etmen. فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن الخروج على المرتبة الثانية. Bu makama ulaşamıyorsan en alt olan makamı gerçekleştirmen gerekir. O da فإن لم تكن ترى فإنه يراك عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة. Korku ve korku mertebesi makamı deniyor buna. Sen onu göremiyorsan da görmüş o seni görüyor gibi ibadet edeceksin. Buna da murakabe deniyor. يعني إذا كان أقوى دافع يدفع للعبادة هو المحبة والشوق فيما عند الله فهذه عبادة مشاهدة أفلا أكون عبدا شكورا نعم eğer kulu ibadete kaldıran ibadete götüren ibadete sürükleyen etken kalbindeki sevgi Allah Teala'nın indinde hazırladığı şeyleri arzu ise bu ihsanın en üst makamıdır buna da biz müşahede diyoruz makamı وإذا كان أقوى دافع هو الخوف فهذه عبادة مراقبة. Eğer seni ayağa kaldıran, seni ibadete sürükleyen etken korkuysa, buna da murakabe, Allah Teala'nın seni görüyormuşçasına ondan korkarak ibadet etmen denir. Bu da ihsanın
alt tabakasıdır. Ma huwa ad-dalil ala arkan al-islam wal-iman wal-ihsan? İslam'ın, imanın ve ihsanın rükünlerini açıklayan delil nedir? Ma huwa ad-dalil? Hadis-i Cibril aleyhisselam fetihallah. Cibril aleyhisselamın hadisi. Ca'a Cibril aleyhisselam ila meclisin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril aleyhisselam, Nebi aleyhisselatü vesselamın bir meclisine geldi. Celese celsetel muteaddib el muteallim. Ve öğrenen bir kimsenin şekliyle edep içinde oturdu. Ve zahar aleyh fi libasi ve fi celseti azar talib el ilm. Oturuşunda, dış görünüşünde onun ilim talebesi şekli vardı. Sâl, sual, intefa'at minhul umme. Öyle bir soru sordu ki onun sorduğu sorunun cevabından bütün ümmet faydalandı. Ansat li kelamin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve lem yukati'. Nebi aleyhissalatu vesselam'ın cevabına, sözüne kulak verdi ve onun sözünü kesmedi. Ve sâl anissâ'a. Kıyameti sordu. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسْئُولٌ عَنْهَا بِعِلْمِ النَّاسِ. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki soran da sorulan gibi aynıdır. اِذَنْ كُلْ مَنْ اِدَّعَ عِلْمَ السَّاعَةِ اَوْ عِلْمَ الْغَيْبِ فَهُوَ كَاذِبٌ وَكَافِرٌ. Gayb ilmini bildiğini, kıyamet saatini bildiğini söyleyen bir kimse kâzip, yalancıdır ve kâfirdir. وَكُلْ مَنْ يُصَدِّقْ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ مِثْلُهُ. Onu tasdik eden, ona inanan da yalancıdır ve kâfirdir. ثُمَّ بَعْدَ هَذَا ذَكَرْنَا الْأَصْلَ الثَّالِثَ. Sonra üçüncü esası zikrettik. Ma'rifeten Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilmek, tanımak. Kulna la budda an na'rif an hada an-nabi aleyhissalatu vesselam umur. Minha nasab. Nebi aleyhissalatu vesselam'ın hakkında bilmemiz gereken şeyler şunlardır. Soyunu bilmek. Aqall ma yuhfaz fi nasabi. Nebi aleyhissalatu vesselam'ın soyunu en az bilmemiz gereken şeyler şunlardır. Naam. Abdullah ibn Muhammed. O Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib ibn Haşim ve Haşim bin Kureyş ve Kureyş bin el-Arab ve el-Arab min zürriyet İsmail ibn İbrahim aleyhime ve ala nebine efzalatü vesselam aleyhisselam. Evet, Peygamber aleyhisselatü vesselamın bu soyunu bilmemiz gerekiyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed, Abdülmuttalib'in oğlu, Haşim'in oğlu. Haşim Kureyş'tendir, Kureyş Araplardandır, Araplar da İsrail, İsmail aleyhisselamın soyundandır. İbn İbrahim aleyhime aleyhisselam. Thumma ba'de hâlâ kem lehu min el-umur. Kaç yaşında öldü? Naam. 63. Minha 40 qabla an-nubuwwa ve 23. Peygamberlikten 40 sene, 23 sene peygamberlik döneminde. Hal huwa nabi aw rasul? O nebi miydi, resul müydü? Hal huwa nabi am rasul? Huwa nabi ve resul. Huwa nabi ve resul. Hem nebidir hem resuldür. Awwal ma nazal ala an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem يا أيها المدثر هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ilk inen vahiy ey elbisesine bürünmüş kalk ayetidir. Doğru yanlış mı? نقول نعم صحيح. Evet doğru. هذا أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول. Evet peygamberimize resullüğü getiren ilk ayet budur. Resul olduğunu belirleyen. وأول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti getiren, onu nebi yapan, peygamber yapan ilk ayet senedir İkra ayetidir. İlâ men bu'ithen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kime gönderilmiştir? İlâ kavmi khâssa. Kendi kavmine mi özel olarak? İlâ'l Arab. Araplara mı? İlâ men. Kimlere? İnsanlara ve cinlere. Allah-u Teala. İlâ'l nâsi kâffe, ilâ'l ins vel cin. İnsanlara ve cinlere. Mâ lâ nestefîd min hâzıl kelâm. Bundan ne istifade ederiz? Bundan ne anlaşıldı bu sözden? Anne kul men belagathu da'vet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve lem yu'min bihi fe huve kafir kâin men kâne Yahudi ev Nasrani ev gayruhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği, risaleti ulaşıp ona iman etmeyen kafirdir. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun. Ve la yakbel Allah subhanahu teala min hatta un kâne alâ mâ kâne aleyhi Musa ve İsa aleyhi salatu vesselam. Öyle ki o kimse Musa aleyhisselamın getirdiği din üzere, İsa aleyhisselamın getirdiği din üzere olsa bile peygamberimizden sonra ona artık peygamberimize iman etmezse hiçbir şey fayda vermez. İlâ mâzâ yed'u'un nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselatü vesselam neye davet etti? Mâ hiye da'vetu. Daveti neydi? Tevhid. Yed'u alettevhid ve enzir anişşirk. Tevhide davet etti, şirkten sakındırdı. İzin la budd en tekun hâli. Hiye da'vet etba'in nebi sallallahu aleyhi ve sellem min ba'di. O zaman peygamberimizin tabileri olan kimselerin de daveti tevhide olmalı. هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين او ابقى شيء لم يبلغ نبي عليه الصلاه والسلام kendine gelen dini tümüyle tebliğ etmiş midir yoksa tebliğ etmediği bazı noktalar bu dinde kalmış mıdır
Her şeyi tebliğ etmiş, hiçbir şey bırakmamış. اِذَنْ لَا يُمْكِنْ لِأَحَدْ اَنْ يَأْتِ وَيَقُولْ بِالْبِدْعَ Bir kimse bu cevaba göre dinde bidat vardır diye bir iddiada bulunamaz. وَلَا قَلَنَّا بِدْعَ حَسَنَ O bidatlere bidat-ı hasene de diyemez. اَوْ يَأْتِ يَقُلْ رَأَيْتَ النَّبِي صَلَى سَلَّمْ فِي الْمَنَامُ وَقَالَ اِسْنَعْ كَلَا عَلَى مَا هُوَ مُخَالِفِ الْكِتَابُ السُنَّةِ Bir kimse rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm diyerek kendisine kitap ve sünnette olanların aksine bir şeyleri emrettiğini iddia edemez. Hal mâten nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhisselatü vesselam ölmüş müdür? Ne'am, lennu beşer alhaqu mâlhaqu albeşer. Evet, o bir beşerdi ve insan da onun için öldü. Lakin mâten nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve terekel umme ala beyza neqiyye leyla hakan ahâliha la yazigu anha lehâlik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü ama bu ümmeti ap açık bembeyaz bir yol üzerine bıraktı. Ancak bu yol üzerinden helak olanlar kimlerdir? Sapıtanlar helak olanlardır. Meta ve ayn farzatü's salatü'l mefruzü'l hamz. Namaz ne zaman ve nerede 5 vakit namaz farz kılındı? Onne farzatü ale'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem leyletel İsra ve'l Mi'raj. Farazallahu subhanahu ve teala bi nefsi. İsra ve Miraç gecesinde farz kılındı. Allahu Teala bu ibadeti peygambere direkt kendisi farz kıldı. Farzat qabla'l hicre bi 3 sene. Hicretten önce Medine'den Medine'ye hicretten önce 3 yıl önce farz kılındı. Hal ila ayn hacara nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Nebi aleyhisselatü vesselam nereye hicret etmiştir? Hacara min Mekke ila Medine. Mekke'den Medine'ye. Ve tuvaffiye bil Medine. Ve Medine'de vefat etmiştir. Tayyip. Ve hâzâ dînuh, ay dînen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O bunun getirdiği din budur. La hayra illa dellel ümmete aleyh. Hiçbir hayır bırakmamıştır ki ümmete onu göstermiş olmasın. İzen la yumkine yâti ahad. Bi hayr yekul hâzâ lem yubellighu nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse bir şey getirir de bu hayırdır derse ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu getirmemesi mümkün değildir. وَاَعْظَمَ الْخَيْرَ الَّذِي دَلَّهَا اِلَيْهِ تَوْحِيدٍ Peygamberimizin işaret ettiği en büyük hayır tevhid hayrıdır. وَلَا شَرَّ اِلَّا حَذَّرَهَا مِنْ Bütün şer olan şeylerden de tahzir edip sakındırmıştır. وَاَعْظَمْ شَرَّ الَّذِي حَذَّرَ مِنْهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم هو الشرك. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tahzir ettiği, sakındırdığı en büyük yasak şirktir. ثم ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أمور في الخاتمة في خاتمة هذه المسألة. Ardından son olarak kitabın 5. kısmı olan sonuç bölümüne geldik. Müellif burada bazı şeyler zikretmişti. أن الهجرة انتقال بعد الكفر إلى بعد الإسلام. Hicret nedir? Küfür ülkesinden iman İslam ülkesine hicret etmektir. وهي باقية إلى قيام الساعة. Kıyamete kadar bakidir. متى يغلق باب التوبة؟ Tövbenin kapısı ne zaman kapanır? قلنا يغلق باب التوبة بأمرين. İki şey gerçekleşirse. بالموت. بطلوع الشمس مغربها أو بحضور الوفاة الغرغرة. Güneşin batıdan doğması ve kişinin ruhunun çıkması. وافترض الله سبحانه وتعالى. Allah Teala farz kılmıştır. على جميع الخلق الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. Allah Teala Allah'a imandan önce tağuta küfrü farz kılmıştır. Men yu'arrif li tağut? Kim bize tağutun tarifini yapar? Kulna ahsen au men ahsen ma qila fi ta'rif at-tağut. Tağutun tarifinde en güzel söylenen tarif şudur. Neydi? Kulun kendisi. Ma qala İbn Kayyim rahimehullah. İbn Kayyim'in dediği şu tariftir. Tecavuz el-had. Haddi aşmak, sınırı aşmak. Ma tecavuz bil-abd hadda min ma'bud. Kimle haddi aşmak? İbadet ettiği şeyle, mabud ile haddi aşarsa. Ahcar ve eşya. Taşlar, ağaçlar gibi. Sa'i'budu min dunillahi fe tecavuz el-had fiha. Allah ile birlikte Allah'ın dışında ibadet ettiği bu taşlar, ağaçlar. Au matbu'. Yahut haddi itaatte aşmak. Tecavuz el-had fi ittiba'il ulema ve ata'un fi ma'siyetillah. Yani alimlere ittiba etmede, tabi olmada ne yapmaktadır? Bu kimse haddi aşmaktadır. Allah'ın yasakladığı şeylerde onlara itaat et, tabi olarak. Au muta'. Yahut da itaat konusunda haddi aşmak. Tecavüz el had ve ata'al umara ve ru'asa fi ma'siyetillah. Yöneticilere, liderlere Allah'a isyan olan konularda itaat etmek. Rus haddi aşmış olur. Rus tağut 5 men yezkurhum. Tağutların 5 tane olduğunu söyledik. Ana tağutların 5 tane olduğunu söyledik. El avval şeytan. İblis. Şeytan. Tayyib el şeytan. Naam. El sani ikincisi Men ubide ve hurad. Kendisine ibadet olunan ve bu ibadetten razı olan kimseler. Kulna ila sellem aleyk insan ve enhana lak bil ruku'a ve bil sucud. Ma la tasna? Bir kimse sana selam verse, sana ruku ile eğilse ne yaparsın? Tekul lehu barakallahu fiyek ahsen. Ne güzel yaptın. Allah razı olsun mu dersin? Lev sa'at hala. Fe ente tağut.
Sen eğer onun sana bu eğilişini görür de onu onaylarsan, susarsan sen de bir tağutsun. وَلَوْ أَنْكَرْتَ عَلَيْهَا الْفَعْلِ فَاَنْتَ مُوَحِّدٍ Sen eğer bunu inkar edersen, yaptığının yanlış olduğunu söylersen sen muvahhidsin. الثالث من دعا الى عباده نفسه من دعا الناس الى عباده نفسه bir kimse insanları kendine ibadete davet ediyorsa kendine ibadete davet ediyorsa o da tağuttur. مثل فرعون Firavun gibi. ومن ادعى شيء قليل او كثير من علم الغيب كاذب وكافر. نعم غيب ilmini bildiğini iddia eden az da olsa bildiğini iddia eden kişiler kâziptir, yalancıdır ve kâfirdir. ومن حكم بغير ما انزل الله معتقدا ان الحكم بما انزل الله لا يصح اذا اعتقد كفر كفر اكبر. Bir kimse Allah'ın hükmüyle hükmetmez ve Allah'ın hükmüyle hükmetmek bu çağa uymaz derse bu kimse kâfir olur. لكن ان قدم حكم القوانين او الطواغيت لهوى في نفسه وحب رياسه ومنصب مثل حال بعض الحكام هدانا الله اياه فهذا كفر اصغر. Bir kimse şayet Allah'ın hükümlerini hükmetmiyor ama bunun sebebi altında yatan nedenin koltuk sevgisi ve buna benzer heva, arzu ve tutkuları ise o zaman bu kimse ne olmaz? Kafir olmaz. Büyük dinden çıkaran küfre düşmüş olmaz. ثم أخذنا أنواع الجهاد وقلنا أنواع الجهاد على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أربعة. Cihadın kısımlarını aldık. İbn-i Kayyim'in söylediğine göre cihad dört kısma ayrılır. Cihad bin nefs. جهاد النفس نفس الجهاد ويكون بسورة العصر في العلم والعمل والدعوة والصبر نصب olacak نفس الجهاد عصر سورسيل olacak وجهاد بالشيطان الشيطان وترك الشبهات والشهوات يعني شبهات وشهوات شهوي arzu tutkuları terk ederek الشبهات بدعة وشرك شبهات شبهات olan şeyler nedir bidatler ve şirk olan şeyler والشهوات صغار وكبار شهوات ise büyük ve küçük günahlar والثالث جهاد الكفار والمنافقين كافر المنافقlarla cihad etmek بالقلب واللسان والجوارح kalp ile dil ile ve azalarla cihad etmek والثالث الرابع dördüncüsü ise جهاد البدع والمنكرات والمعاصي يكون بالقلب واللسان وباليد bidatlerle masiyetlerle günahlarla cihad etmek bu da kalp ile dil ile ve azalarla